Merhaba çocuklar, nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Bugün yine rengarenk güzel bir etkinlik yapacağız. Çok da basit olacak. Ama öncelikle size iki tane bilmece sorayım. Başında soracağım, videomuzun sonunda da cevaplarını söyleyeceğim. O sıra zarfında düşünün bakalım. Söylüyorum, yoktur ayağım elim, kıvrıla kıvrıla gezerim. Tıs tıs diye diye Allah'ı zikrederim. Söyleyin adım nedir benim? Bir tanesi buydu. Bir tane daha soralım. Ben bir bitkiyim. Kumların içinde ekilim. Aman dokunmayın bana. Çok feci dikenliyim. Havadan nem kaparım. İçimde su depolarım. Hadi bakalım düşünün. Bu bilmecelerin cevabı ne olabilir acaba? Şimdi ne yapıyoruz? Önce etkinliğimizde bir tane makasımız var. İki tane, iki çeşit atacımızı getirdim. Kurdale getirdim. İki renkli ip getirdim. Ne yapıyorum bunları? Küçük bir yaka süsü yapacağız sizinle birlikte. Şimdi ipimizi birazcık koparalım. Şöyle uzun bir ip koparalım. Bu kenara koyalım. Bunu hangi renkte kullanalım? Sarıda kullanalım mı? Sonra bunu şu şekilde tutacaksınız. Bir tane düğüm atın. Böyle yaptınız mı? Sonra bunu buradan kesin. Bunu bu şekilde devam ediyoruz şimdi. Aynı zamanda sık sık düğüm atarak da alıştırma yapmış oluruz. İki tane atın çözülmesini hem de öğrenelim, olur mu? Ben devam ediyorum. Bu sırada da muhabbet edelim mi sizinle birlikte? Mesela bugün diyorum ki yardımlaşma konusunu açayım sizinle birlikte. Ne diyoruz? Mesela düşünün bir bakalım. Evde, sınıfta, her yerde iş bölümü yapıldığında ve yardımlaşıldığında her işin daha kolay olacağını görüyoruz, değil mi? Mesela şu an benim bir yardımcım olsa daha hızlı, değil mi? Daha hızlı yaparım. Ama tek başıma da yapabilirim. Olursa yardım tabii ki de isteyebiliriz. Mesela sizce yardımlaşma ne demek? Evde ne gibi konularda birbirinize yardım ediyorsunuz? Annenizde, babanızda, kardeşinizde. Hangi konularda yardım ediyorsunuz? Düşünün bakalım. En çok kimlerin yardıma ihtiyacı var sizce? Bir düşünelim, değil mi? Şimdi bunu boyuna göre ayarlayalım. Düğümümüzü atalım. Ne yapıyorduk? Bu şekilde çapraz alıp bir tanesini alta koyuyorduk. Ve yapıyorduk. Gördünüz mü? Bir tane daha yapacağız. İki tane aynı şekilde yapınca düğüm oluyor. Sonra başka yardımlaşma ile ilgili nelerden bahsedebiliriz mesela? Peki yaralanan birini gördüğümüzde ne yapmalıyız? Gidip yardım edebiliriz, değil mi? Eğer yardım edebilecek bir bilgimiz varsa, yapabileceğimiz bir şey varsa yardım etmeliyiz. Peki peygamberimiz yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini de söylemiş. Ne güzel değil mi? Bizim en güzel öğretmenimiz ihtiyacı olanlara yardım etmek çok güzel bir davranış. Bu yüzden birisinin yaralandığını gördüğümüzde hemen ona yardım etmeliyiz. Neye ihtiyacı olduğunu sormalı ve hemen bir büyüğümüze haber vermeliyiz, değil mi? Gördünüz mü? En güzel öğretmenimiz de yardımlaşma konusunda bizlere tavsiyede bulunuyor. Mesela dedik ya yaralanan biri olduğunda nasıl yardım edebiliriz diye. Eğer biz şimdi küçüğüz, değil mi? İlk yardım konusunda bir tecrübemiz, bir bilgimiz yoksa şu bir şey yapamayız. O zaman ne yapıyoruz? Hemen 112 acili arıyoruz. Onlar gelip değil mi müdahale ediyorlar. Bir büyüğümüz varsa da ondan da yardım alabiliriz. 112'yi ezberleyelim. Unutmayalım ki acil durumlarda ihtiyacımız olabilir. Evet. Bir tane daha düğüm atalım. Sonra da onu kurdale ile bağlayalım.
Bu şekilde ne yaptık? Atacımızı saç gibi, değil mi? Saç gibi bağladık. Saçlar yaptık böyle şimdi. Bunu sık sık yapın ki hem düğüm atmayı da öğrenmiş olursunuz. Şimdi buna da sarı bir kurdele kullanalım. Bunda da düğüm atalım şöyle. Evet. Buna kurdele yapalım. Çift düğüm yerine buna kurdele yapalım. Evet. Yaka süsümüz hazır. Gördünüz mü? Çok da şık bir yaka süsümüz oldu. Bunu isterseniz pembeyle de yapabilirsiniz. Pembeyle de yapalım mı? Hemen hızlıca onu da yapalım sizlerle. Şimdi pembemizi de hızlıca yaptık. Bu sefer de bu şekilde yapalım. Bunun da kurdalesini bağlayalım. İstediğiniz renklerde, evde hangi renk ipiniz varsa bir ataca şu şekilde yaka süsü yapabilirsiniz. Elbiselerinizde güzel bir yaka süsü olur. Kurdaleyi yapamadık. Şöyle tutalım ve yapalım. Oldu. Burası uzun olmuş. Keselim. Bunu başka bir etkinlikte kullanırız. Gördünüz mü? Bu da bu şekilde oldu. Evet. İki tane süsümüz hazır. Peki şimdi ne yapıyoruz? Sorduğumuz bilmecelerin cevaplarını söyleyelim, değil mi? Neymiş cevaplar? Bilmeceyi tekrarlayalım. Yoktur ayağım, elim. Kıvrıla kıvrıla gezerim. Tıs tıs diye Allah'ı zikrederim. Söyleyin adım nedir benim? Böyle kıvrıla 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 gezen kim var? Yılan var, değil mi? Cevabımız yılandı. Şimdi diğer bilmecemizi söylüyorum. Ben bir bitkiyim. Kumların içine ekiliyim. Aman dokunmayın bana. Çok feci dikenliyim. Havadan nem kaparım. İçimde su depolarım. Kimdir bu? Hadi düşünün bakalım. Söylüyorum. Kaktüs. Değil mi? İçinde ipuçları saklı bilmecelerimizin. Hadi bakalım. Görüşürüz çocuklar. Siz de yaka süslerinizi yapın, olur mu? Kendinize iyi bakın. Bay bay.